izleyenlere selamlar. Bugün böyle plansız şekilde Sümele Manastırı'na geldik. Hava çok güzel. Gelmişken yine buraya çekip göstereyim dedim size. Bu sefer içerisini tekrar çekeceğim. Hadi bakalım, bismillah. Kadar içecek içip çöpleri buraya atmışlar ya. Ama yerler temiz. Oturak nasıl Yavuz? Oturak güzel mi? Hadi yürü. Aferin, yürü yürü yürü. Güzel. Yavuz, manzara güzel mi? Güzel. Hadi devam edelim. Şöyle bir kartla beraber 60 liraya kart alıyorsunuz. Buraya giriş yapılıyor ama bu bir yıl geçerli. Türkiye'deki bütün müzelerde. Şimdi manastıra doğru çıkıyoruz. Yavaş düşme. Orada alırım sana, gel. Bastırdım ben. Hadi yürü yürü. Aşağıdaki manzaraya bak. Hadi yürü yürü. Yürü babası, yürü. Baba çok devam. Az kaldı, az bak şurası. Sağa çıktık, geldik, hadi gel. Meryem annemizin evine geldik. Hadi yürü. Nereye geldik? Hadi hop. Aferin sana. Şöyle aşağıya manzaraya bakın. Yavaş yavaş çıkın çünkü aşağıda da çok yürüyeceksiniz. Evet, manastırın içine tekrardan girdik. Sümele Manastırı burası. Önüne bak, yavaş yavaş inat. Yukarıya doğru bakın. Dimdik merdivenden aşağı geldik. Zaten
çıkıyor. İçeride dolaşmaya devam ediyoruz. Biraz fotoğraf çekelim gelmişken. Şu mikrofonumuzu da şu yakamızda düzeltelim. Günümüze bakan yönüyle müthiş işaretler var. Asa Talha Uğurlar, Uğurlar hocamızın buraya gelmesi lazım. Tarihi bilgileri o çok güzel okuyor. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Şu aralara bir bakalım neler var neler yok. Buradan daha net gözüküyor. Evet, manastırda bayağı fotoğraf çektik. Buranın tarihi tam olarak bilinmiyor. 1200 yıllık olduğunu söyleyen var, 1300 yıllık olduğunu söyleyen var. Son dönemde burada bayağı bir restorasyon yapıldı. Şu an bazı yerler kapalı ama %70'e hemen hemen açık. Güzel gezilebiliyor. Çok kalabalık değil. Güzel bir mekan burası. Şimdi içerisinde biraz daha dolaşmaya devam edelim. Burada birçok sembol var. Ben onları merak ettiğim için bazı işaretler görüyoruz ama buradan onları söylememiz doğru olmaz. Gezmeye devam edelim. Şu aşağıyı da buradan size bir daha göstereyim. Evet, devam edelim. Hadi bismillah. Küçük küçük bölümler var. Bura neymiş? Rahip odası. Girelim bakalım hadi bismillah. Taş. Tamamen taş ama herhangi bir işaret içeride yok. Buradan yukarı çıkalım. Kaldı mı?
oluyor mu acaba? Duvar yok. Söyle. Meryem, Meryem Ana'ya gelmiş ha, maşallah. Evet, burası da ayrı bir bölüm. Şuraya doğru geçelim biraz. Labirent gibi. Bir sürü oda var. İçeride bölmeler var. Ben genelde resimde sen buradan yerlere bakıyorum. Onlar daha belirli. Şu içeride bazı yazılar var. Onlara bir bakalım. Evet, şurada işaretler var. Acaba ne diyor burada? Burada bazı işaretler var. Şurada galiba kartal sembolü var. Şunu bir daha resmini çekelim. Şurada da bir yazılar var. Bunların tarih, sanatı, sanat tarihi bilenler çok daha iyi bilirler. Burada bir resim var. Burada da var. Şuraya bakalım şimdi. Bayağı resimler var. Yani ilginç şekilde yüzleri kazınmış. Burada günümüze bakan aslında birçok işaret var. Ama yüzlerinin kazınmış olması çok enteresan. Acaba neden sadece yüzlerini kazdılar bilmiyoruz. Resmi gördünüz mü? Evet. Yandaki Şehnaz'ın benzemiyor mu? Benzemiyor. İkisi birlikte. Net aldım. Çok net aldım. Yukarıda kapalı bir yer var. Çok fotoğraf var ama karanlık gözükmüyor. Çıkın oraya doğru. İçeriye bir inceleyelim. Ama sen gel benim yanıma. Sen annenin yanına git hadi. Yanımdan ayrılmıyorsun, yanıma gel.
Tavanda bayağı semboller var, resimler var. Yasaktı diyor ya. Niye sence? Bu ışık karşıdaki resme zarar veriyor. Ha, ondan dolayı. Yüksel abi. Yüksel resim yok ki. Nasıl? Şurada bir resim de ilginç. Bayağı bir dolaştık, bayağı bir çekim yaptık, bayağı bir fotoğraf çektik. Birazdan buradan ayrılacağız. Efendim. Evet, ziyaretimizi manastır içerisinde tamamladık. Şimdi yavaş yavaş çıkışa doğru gidiyoruz. Merdiven bayağı dik yalnız ha. Yandaki odalardan hangi bir resim bir şey olmadığı için onlara girmedik, bir şey ifade etmiyoruz için. Çeke çeke aşağı inip yavaş yavaş gir. Burası çıkış kapısı. Yukarı çıkıp aşağı iniyorsunuz. Karşıya bakın, manzaraya bakın. Yılından. Kalabalığa bak. Evet, bu ayin yapıldığı o dönemler işte. Ama şey çok dikkat çekici. Giyimlerine baksana. Çok klas giymişler. Evet. Şimdi kiliseye gelirken ben yurt dışında çalışıyorum. Pazar günleri onların ayin günü. Hepsi de aynı öyle giyerler değil mi? Aynı. Bizden daha iyiler onu söyleyeyim. Evet. Çok
Biz de kapriyle, adam kapriyle mapriyle geliyor aslında. Şuraya baksana ya. Evet, dikkatli hentilego çekiyor hemen. Oh, klas giyin bak, kravatlı mravatlı. Hepsi takım hepsi. İlginç. Bilhassa Yunanlılar, Ortodokslar falan çok düşkünler dinliyorlar. Evet. Evet, ziyaret tamamladık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Selam ve sevgiler.